Başkanlık sistemi tartışmaları yeniden ısındı. Başbakan Erdoğan, Rumi Sultanlığı gezisi dönüşünde ben illa ABD sistemi olsun demiyorum. Öyle çalışalım ki başkanlık Türk sistemi olsun dedi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vedat Bilgin Ankara'da bizi bekliyor. Sayın Bilgin, merhabalar, hoş geldiniz hocam. İyi yayınlar diliyorum Didem Hanım. Teşekkür ederim. Telefon hattında da değerli bir konuğumuz daha var. Anayasa hukukçusu, Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serap Yazıcı telefon hattımızda. Sayın hocam, Sayın Yazıcı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Sayın Yılmaz, hoş çok bulduk. Teşekkür ederim efendim. Sayın Vedat Bilgin'le başlayalım, daha sonra hemen sizin de değerli görüşlerinizi alacağız. Sayın Bilgin, şimdi başkanlık sistemi konuşulsun, tartışılsın istiyordu Sayın Erdoğan. Hatta bununla ilgili bir öneri de meclise sunuldu. Başbakan Türk tipi bir başkanlık sisteminden söz ediyor. Nasıl bir başkanlık sistemi olabilir ve başkanlık sistemi uygulanırsa Türkiye'nin birçok sorununa çözüm olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz başkanlık sistemi tartışması esas itibariyle parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı ilkesini yeterince yansıtmadığı, kesin bir kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulamasına imkan vermemesiyle ilgili ve bundan kaynaklanan sorunlara dönük eleştirilerden ortaya çıkan bir şeydir. Evet. Esas itibariyle demokrasinin işlevliği biliyorsunuz kuvvetler ayrılığının uygulanabilirliği ile ilgilidir. Parlamenter sistemde bu ayrım gevşektir. Başkanlık sisteminde ise bir anlamda kesin ve mutlak bir kuvvetler ayrılığından söz edilebilir. Bunun için başkanlık sisteminde yasamanın, yasa yapıcıların rolünü tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirmesi, yürütmenin fonksiyonlarını yerine getirmesi, keza yargının da kendi işlevlerini yerine getirmesi için en uygun sistem olarak bakılmaktadır. Tabii Türk tipi başkanlık sisteminden kastedilen, tahmin ediyorum Sayın Başbakan, şu meselenin üzerinde durmaktadır. Çünkü başkanlık söz konusu olunca, başkanlık sistemi tartışılmaya başlanınca en çok yapılan eleştiri, daha doğrusu oradan başlatılan bir eleştiri vardır ki bu büyük ölçüde Amerikan örneğinden kalkılarak yapılan eleştiridir. Türkiye'yi eyaletlere ayıracaklar gibi bir iddia vardır. Sayın Başbakan da Türkiye'de bir eyaletleşme, eyaletlere ayrılma meselesi söz konusu olmadığını, başkanlık sisteminin tek meclisli, dolayısıyla temsilciler meclisi ve kongrede böyle bir ayrımın ortaya çıkmayacağını, eyaletler olmayacağı için temsilciler meclisine gerek olmayacağını vurgulamak için bir Türk tipi kavramı kullanılmıştır. Sanırım başkanlık sisteminin etkinliği, örgütlenme biçimi, işleyiş biçimi Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanıyor. En başarılı uygulanan örnek o Amerika Birleşik Devletleri olduğu için. Yani Sayın Bilgin, eyaletlere ayrılacağıyla ilgili bu endişeleri de giderecek bir açıklama herhalde Başbakan'ın yaptığı, ama asıl orada diğer kaygı duyulan noktalardan biri de şu: meclise, komisyona sunulan yeni modelin içeriğinde denetleme mekanizmasının çalışmayacağı endişesi var. Orada tek bir meclisten bahsediliyor. Dolayısıyla başkanı kim denetleyecek? Başkanı denetleyecek eğer sistem hayata geçmezse, o zaman tek adamlıktan söz edilir şeklinde eleştiriler var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bunları doğru bulmuyorum. Tabii başkanlık sisteminde başkanı denetleyecek meclis illa iki meclis olması gerekmiyor. Tek mecliste bu yasama yoluyla, yargı da bütünüyle bağımsız niteliğiyle sürdürüleceği için, fonksiyonlarını yerine getireceği için, evet, denetleme mekanizmalarını kapatan değil, denetleme mekanizmalarına işlerlik kazandıran bir düzenleme başkanlık sistemidir. Bu kuvvetler ayrılığının bir anlamda mutlak biçimde olması da denetlemenin daha fonksiyonel olmasına dönük bir arayışın sonucudur. O bakımdan ben o eleştirileri doğru bulmuyorum. Ama evet, benim esas üzerinde durmak istediğim husus şudur. Türkiye başkanlık sistemine geçebilir ama bu zaten şu anda da sistemde bir sorun vardır. Bir çeşit yarı başkanlığa benzer bir sistem vardır ama yarı başkanlığın işleyiş biçimi söz konusu değildir. Çünkü Cumhurbaşkanı doğrudan halk seçmektedir. Başkanlık sistemi bu anlamda Türkiye'nin sorunlarının çözümü açısından daha fazla etkinlik sağlayabilir. Meclisi daha fazla yasama yapma konusunda
daha özgür davranır hale getirebilir. Bunlar tartışılacak tabii. Peki. Tartışılması gereken şeylerdir. Sayın ama Bilgin... peşin yargılarla bunu eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Peki, peşin yargılarla eleştirmeyi doğru bulmuyorum dedi Sayın Vedat Bilgin. Sayın Serap Yazıcı ne düşünür? Hemen kendisine dönelim. Başkanlık sistemiyle ilgili onun da farklı bir noktada durduğunu biliyoruz ama şu son gelinen noktalarda Sayın Yazıcı sizin görüşünüz nedir acaba? Başbakanın yaptığı açıklamalar. Buyurun efendim. Sayın Yılmaz, sizin de bildiğiniz gibi ve pek çoklarının bildiği gibi ben ilk baskısı 2002 yılında yapılmış olan başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri Türkiye için bir değerlendirme başlıklı kitabımda başkanlık sistemine geçişi Türkiye bakımından isabetli bulmadığımı beyan etmiştim. Daha sonraki pek çok çalışmalarımda ve kamuoyuna yaptığım açıklamalarda da aynı düşünceyi ifade ettim. Düşüncemde hiçbir değişiklik yok. Başkanlık sistemine geçişi isabetli bulmuyorum. Her şeyden önemlisi... Neden hocam? Şu an kamuoyuna yapılan açıklamaların hiçbirini ikna edici bulmuyorum. Evet. Neden? Şundan dolayı. Bir kez Türkiye'de bu konu tartışılırken önemli bir yanılgı yaşanıyor. Hiçbir hükümet sistemi ne demokrasinin geleceğini mutlak anlamda sağlamlaştırabilir ne de demokrasinin geleceği bakımından tehlike arz edebilir. Başka bir biçimde söyleyecek olursak, demokrasinin yaşama şansı veya çöküntüye uğrama olasılığı hükümet sisteminin türüyle alakalı bir konu değildir. Neden değildir? Çünkü dünyada bütün hükümet sistemleri altında demokratik olan örnekler ve demokratik olmayan örnekler bulmak mümkündür. Bu sebeple de Türkiye'de daha güçlü bir demokrasi yaratmak için başkanlık sistemine geçmek gerekir yönündeki iddiaların hiçbirini doğru bulmadığımı söyleyeyim. Peki Sayın Yazıcı, sizin özellikle doğru bulmuyorsunuz ama hangi kaygılardan dolayı doğru bulmuyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir de bir soru daha soracağım. Sayın Burhan Kuzu özellikle bu sistemin çok ciddi bir savunucusu. Hatta Sayın Kuzu'nun verdiği bir röportajda anayasayı yarı başkanlığa çevirmek mümkün. Başbakanın Özal gibi köşke sıkışmasını istemem diye bir açıklaması da var mesela. Evet, onlara da değinelim vaktimiz varsa. Kısaca. Neden doğru bulmadığımı söyleyeyim. Başkanlık sisteminde halkın seçtiği başkan yürütme gücünün sahibidir. Yürütme gücü kanunları uygulamak anlamına gelir. Bir başkan seçmenlerine vaat ettiği politikaları izleyebilmek için mutlaka yasama organının kanun çıkarması gerekir. Bugün Obama halktan destek almış seçilmiştir ama onun bütün kanunlarını geçirebilmek için, arzu ettiği politikaların gerektirdiği kanunları yasama organından geçirebilmek için yasamanın desteğine ihtiyaç vardır. Hele hele biliyorsunuz bütçeyi kabul etme yetkisi bütün hükümet sistemlerinde yasama organına aittir. Bir başkan isterse %90 halk desteğiyle seçilmiş olsun, eğer karşısında kendisine muhalif bir parlamento çoğunluğu varsa, yani yasamada farklı bir güç var ise, o takdirde o başkanın taahhüt ettiği politikaları izleme şansı yoktur. Bu ise yasama ve yürütme organının kilitlenmesi olasılığı demektir. O kilitlenmeyi aşmak da kolay değildir. Bugün bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kilitlenmeyi bertaraf edecek pek çok faktör var. Evet. Bir sivil toplum var, uzlaşmacı bir kültür var, iki partili bir sistem var. Ve bu partiler arasında ideolojik ve çatışmacı bir ayrılık yok. Buna rağmen Amerika'da dahi zaman zaman bu sürecin kilitlendiği, bütçenin kabul edilmediği ve devlet memurlarının maaşlarının dahi bir süre için ödenemediği bilinmektedir. Şimdi gelelim parlamenter sisteme. Evet. Bugün Tayyip Erdoğan Obama'dan çok daha güçlü bir siyasal aktördür. Neden? Çünkü o sadece hükümetin başı değildir. Sadece kanunların nasıl uygulanacağına karar vermez. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğu kanunları parlamentodan kolayca geçirebilmektedir. Yani parlamenter sistemde bir başbakan hem yasama çoğunluğuna sahiptir hem hükümetin başı pozisyonundadır. Böylece yasama yürütme ilişkileri kilitlenmeden devam edebilir. Bakın nitekim çok yakın bir örnek verelim. 4+4 onu alalım. Muhalefetin tepkilerine yol açtı ama kolayca kanunlaşabildi. O yüzden ben şundan ikna olmuyorum. Bugün hangi güçlüğümüz var da o güçlüğü aşmak için biz başkanlık sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Başkanlık sistemi Türkiye'ye ne kazandıracak?
ben ikna olabilmiş değilim Sayın Yılmaz. Sayın Yazıcı, çok teşekkürler hocam yayına katıldığınız için. Vedat Bilgin, Sayın Bilgin, Sayın Yazıcı hocam ben ikna olmuş değilim diyor. Keza işte yasama çoğunluğuna sahip şu anda iktidar. Kolayca parlamentodan geçirebiliyor. Keza işte Büyükşehir Yasası 4+4 gibi dört örnekleri verdi. Neden başkanlık sistemini istiyoruz bunu bilmiyorum diyor ama galiba Sayın Burhan Kuzu'nun sözlerinde mi gizli, ne dersiniz? Başbakanın Özal gibi köşke sıkışmasını istemem diyor. Öyle mi olacak eğer ilerleyen günlerde bu sistem olmaz? Sayın Burhan Kuzu'nun dile getirdiği ifade önemli. Fakat burada şunun üzerinde durmak lazım. Tam da başkanlık sistemi tartışması yasamayla yürütme arasındaki özdeşleşmenin yarattığı sorunlardan kaynaklanıyor. Yani demokrasinin daha iyi işlemesi kanun yapıcılarla icranın, daha doğrusu yürütmenin aynileşmemesi meselesiyle ilgilidir. Yürütme yasamayı vesayet altına aldığı zaman burada ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Demokrasi esas itibariyle bu kuvvetler ayrılığının birbirini dengelemesi ilkesi üzerine kurulu bir rejimdir. Kuvvetler birliği hangisinde yoğunlaşırsa yoğunlaşsın demokratikleşme sürecini, demokrasinin işlevliğini engelleyecek neticeler, sorunlar yaratmaktadır. Onun için yasamanın, yani başkanın talimatı üzerine yasama faaliyetinin kanun çıkarmaması kötü bir şey değil, iyi bir şeydir. Hı hı. Bu bakımdan ben yasamanın denetleyici işlevinin ortaya çıkmasının en uygun zeminin başkanlık sistemi olduğunu. Sayın Bilgin, ama sorunları yok mu? Sorunları var. Sayın Serap Yazıcı da, yani burada bir tıkanıklık yok ki, çalışıyor parlamenter sistem. Dolayısıyla hangi dürtülerle, hangi ihtiyaçlarla diyor ve hemen araya girmişken şunu da sorayım. Yani tam başkanlık değil ama yarı başkanlıktan galiba ilerleyen günlerde söz edeceğiz. Özellikle başbakanın daha doğrusu hükümetin de eyaletlere bölünmeyeceği ile ilgili verdiği sinyaller de bu çerçevede galiba odaklanıyor, değil mi? Tabii bunlar yani yarı başkanlık sistemi de bunlarda şu anda zaten fiili durumda bir karışıklık var. Onu bu konuyu tartışan herkes üzerinde duruyor. Hı hı. Ama benim esas üzerinde durduğum şey tıkanıklık değil. Sistemin işleyişinde, demokratik mekanizmanın işleyişinde yürütmeyle yasamanın aynı şeyin içerisinde, siyasal anlayışın içerisinde ortaya çıkmasından kaynaklanan sorunlar var. Bugün bu yaşanıyor. Zaten neden eleştiriler yapılıyor? Mecliste çoğunluk olan, mutlak çoğunluk olan, iktidarda da zaten iktidar da onun iktidarı. Dolayısıyla sistem kendiliğinden belli bir alanda bir çoğunluğun taleplerinin, çoğunluğun belirleyiciliğinin ön plana çıktığı bir yapı oluşturuyor. Bu yapıyı ortadan kaldırmak, sistemin unsurları arasında dengeleyici mekanizmanın kurulması ve bunun birbirini rakabe etmesi, dengelemesi, denetlemesi söz konusu. Peki başkanı kim denetleyecek? Oradaki denetleme mekanizmasında sıkıntılar var. AK Parti'nin önerdiği sistemde sıkıntılar var diye düşünenler var. Yani nasıl o zaman mesela kim denetleyecek? O eğer tek bir meclis olursa orada başkan istediği her şeyi yapacak mı? İşte bu da tek adamlığın diktaya yol açar endişesini yaşayanlar adına soruyorum, evet. Tabii şimdi bu ihtimaller var. O nasıl çıkacağı, başkanlık sistemine geçilirse nasıl bir düzenlemeyle geçileceği şu anda bilinmiyor. Hı hı. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım esas itibariyle. Meclis denetleyecek. Yani yasama yoluyla denetleyecek ve yargı denetleyecek. Bunların birbirinden ayrışması, mutlak anlamda ayrışması bu denetleme işlevinin daha fazla yapılabilmesine imkan sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü mecliste biliyorsunuz uygulamada başkan seçimi, parlamentonun seçimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin 2 yılda bir seçimi falan, bunların tarihleri birbirine denk düşmediği için meclisin kompozisyonu her zaman farklılık arz ediyor. Bu farklılık da başkan yüzde kaç oy alırsa alsın mutlak bir iktidar yönetme, mutlak bir iktidar olma konusunda meclisin denetimini ortadan kaldırmıyor. Türkiye uygulamasında da bu sorunlar dikkate alınarak düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Peki koalisyon tehdidini ortadan kaldırması avantajı var dediniz ya, böyle bir endişe mi yaşıyor acaba Ankara? Ben zannetmiyorum. Esas itibariyle bu tartışma biliyorsunuz yeni bir tartışma değil. Evet. Rahmetli Özal'dan bu tarafa yapılan bir tartışmadır. Türkiye
bu mecliste yaşadığı sorunlar, meclisin üzerinde oluşan çeşitli dönemlerdeki işte bugünlerde tasfiye edilmeye, son yıllarda tasfiye edilmeye çalışılan yapılar, vesayet ilişkisi, militarizm, birçok sorun iç içe alındığı zaman demokraside daha ileri adımlar atmak, demokratikleşme konusunda daha yapısal çözümler, reformlar yapmak konusunda parlamenter sistemin karşılaştığı sorunları aşmak için rahmetli Özal da, bugün de Sayın Başbakan, tahmin ediyorum bu endişelerle başkanlık sistemini daha fazla tartışılmasını veya gündeme gelmesini istiyorlar. Evet. Peki efendim, Sayın Bilgin, çok teşekkürler yayına geldiğiniz için, görüşlerinizi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun diliyorum. Sağ olun efendim, açıkladığınız için. Profesör Doktor Vedat Bilgin'le konuştuk. Başbakan Erdoğan illa da ABD sistemi olsun demiyorum. Öyle çalışalım ki başkanlık Türk sistemi olsun şeklinde açıklamalarını mercek altına aldık. Türk tipi başkanlık olur mu? Olursa nasıl olur? Hem Profesör Doktor Sayın Serap Yazıcı'ya hem de Sayın Vedat Bilgin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Yeter!